Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 10 adet AYT matematik denemelerinin çözümlerine başlıyoruz. Daha doğrusu geometri çözümlerini ben yapıyorum. E, İsmail hocam da yani SML Hoca Matematik YouTube kanalında da bunun matematik çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. E, belki başka hocalarımız da çözüyordur ama ben SML Hoca'nın çözdüğünü bildiğim için direkt burada söylüyorum. Ee, Tabi uygulamada da bunun çözümleri var. Uygulamada da yapabilirsiniz. Ama ben özellikle uygulamada da çözümüm varken kendi kanalında da bu kadar kaliteli soruların bulunmasını da istediğim için ayrıyetten de kendi kanalında da buradaki çözümleri yapıyorum arkadaşlar. İnceledim. Gerçekten ama gerçekten çok hoş sorular var. Ee, ÖSYM tadında hazırlanmış. Senaryo senaryo. ÖSYM tadında hazırlanmış. E, diye kapanda yazıyor gerçekten. Gerçekten de öyle arkadaşlar. ÖSYM tadında Süper. Sorular sizleri bekliyor. Ve burada neyle karşılaşacaksınız? Bir adet başlangıç seviyesinde bir testle karşılaşacaksınız. 6 adet orta seviyede bir test ve 3 adet de ileri düzey testle karşılaşacaksınız. Ee, kendinizi de görmüş olacaksınız. İşte kolayda nasıl hareket ediyorum, zorda nasıl hareket ediyorum ya da e, orta halli bir sınav olduğunda nasıl hareket ediyorum diye kendinizi çok iyi bir şekilde göreceksiniz bu denemelerle. Bu arada bu e, 3 4 5 yayınlarının genel denemelerin geometrik çözümlerini de İlhan Hoca kendi kanalında yapıyor. Merkeze teyit İlhan Hoca kanalında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya dayanamayacağım. Bir şey daha söyleyeceğim. Kusura bakma hocam. Evet VIP fizik kanalının sahibi Kemal hocamla bir 20-25 dakika önce görüştük. Kendisiyle konuşurken bu aralar öğrencinin öğrencilerin en çok istediği şey deneme. O yüzden ben de deneme yapmak istiyorum dedi kendisi. Hatta 3-4-5 yayınlarının e, onlu Fen denemeleri galiba AYT mi? onlu fen denemelerinin çözümlerinde VIP Fizik Kemal Hocam kendi kanalında çözümlerine başlayacak arkadaşlar. Yani yaklaşık 2-3 gün içerisinde başlayacak. Bu haberi de benden duyun arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde başlayacak. Hatta Kemal Hocam başlayacakmışını söylemiş, böylemiş deyip mesaj da atabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Tamam gençler. Hocam kusura bakma dayanamadım. Bu arada buradan selamlar sana da. Neyse gençler, evet ilk videolarda hep böyle konuşuyoruz ama bundan sonraki videolarda direkt sorulara dalacağız haberiniz olsun. Ee, o zaman ne diyoruz? 10 adet AYT deneme matematik denemelerinde geometri çözümlerine başlayalım mı arkadaşlar? Haydi başlayalım. Deneme 1'in 32. sorusu yani geometrinin ilk sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde ekranı bulunan bir tabletin cetvel uygulaması şekildeki gibi açıldığında cetvel üzerindeki kırmızı çemberde bakın şurada kırmızı çember görüyorsunuz. Yatay ile kaç derece açı yaptığı yer almaktadır. C noktasının bulunduğu ekranın kısa kenarı yatay ile aynı doğrultudadır. Yatayı da şu şekilde göstermiş arkadaşlar yani şurası. Ekranın uzun kenarındaki A noktasına her iki cetvelin sıfır rakamı B ve C noktalarına 7 rakamı denk gelmiştir. B ve C noktalarına da 7 rakamı denk gelmiş. Tam burada 7 rakamı var arkadaşlar. O zaman bu ne demek? Burada bir x kenarlığı gösteriyor bize. Oluşan x açısı kaç derecedir diye soruyor bize. O zaman benim şurada yatayla yaptığı açıyı 15 derece olarak kullanmam lazım. Ne yapmam lazım? Hop şöyle bir yatay çizgisi çizsem. Hocam yatayla cetvelin yaptığı açı 15 derece ise aha da burada kaç kaç derece? 15 derece. Hocam bu cetvelin yatay yaptığı açı 35 derece ise hop burada kaçı yani? Kaç derece? 35 derece. A burada kaç kaç derece yaptı o zaman? Burada kaçı? 35 15 daha 50. Hocam bu bir ikizkenar üçgen ve tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkartıyoruz ve 2'ye bölüyoruz. 130'u 2'ye böldüğümüz zaman buraları 65 65 yaptı. Benim artık şuradaki açıyı bulmam lazım. Arkadaşlar şu yatay bu da yatay çizgi. Şöyle bir Z kuralı var mı? Var. Z kuralından dolayı burada kaçı da 35 derece yaptı. 65 35 daha 100 o zaman x'e kaç derece kaldı? 80 derece kaldı. Evet 32. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 33. soruya. Ne demiş soru? Ölçüsü 100 derece olan O merkezli AB yayı. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Bir AB yayı çiziyoruz ve kaç derece olacak arkadaşlar? 100 derece olacak. Hemen şöyle çizdim arkadaşlar. AB yayı ve O merkezli diyor değil mi? Evet. Sonra diyor ki AB üzerinde C ve OB üzerinde D. Buradan bir C noktası seçeceğim. Buradan da bir D noktası seçince diyor ki bize ACDO C, D, o deltoidmiş. Hemen deltoid de çizelim. A, C, D, O bir deltoid. Arkadaşlar şu bir deltoid. Hemen şuradaki deltoidi göstereyim. Peki hocam bu bir deltoid de. kenarların hangilerinin eşit olduğunu bize söylemiş mi? Maalesef söylememiş. E o zaman hocam ne diyelim? Büyük ihtimal bakın şununla şu eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü niye? Hocam bu yarıçap çap burası yarı küçük. O zaman şu çizgiyle şu çizgi mi eşit olmak zorunda? Ve dolayısıyla bununla da bu mu eşit olmak zorunda? Evet. Bizden ne isteniyor? CDB açısı. Buradaki açı isteniliyor arkadaşlar. Ve bunun ölçüsü kaç dereceydi arkadaşım? Bunu da unutmayalım. 100 dereceydi. E hocam ne yapacağız burada? Çemberde her zaman söylediğimiz şeyi yapacağız. Çemberde en etkili silahımız neydi gençler? Evet. Evet. Duyar gibiyim. Aynen öyle. Neydi? En etkili silahımız yarı çap. Hemen yarı çapı çizelim gençler. Hop yarı çapı çizdik. Bak yarı çapı çizince yarı çap eşitliğini de mutlaka mutlaka gösterin. Ne çıktı gençler burada? Bir eşkenar üçgen. Hemen 60'ları yapıştır burada. Aa hocam burası 100 derecedi. Dolayısıyla burada açının da 100 derece olması lazım. Buraya ne kaldı? 40. Hocam başka ne var? Şu ikiz kenar zaten. Delta diye. Allah'tan bu eşitleri yazmışız. İşte en çok yapılan hata bu. Del -tweet diyor. Siz eşitleri yazmıyorsunuz. Eşitleri yazmazsanız sorun çözümüne ulaşamazsınız zaten. Verilen her bir bilgiyi kullanmamış oluyorsunuz. Allah'tan buradaki ikiz kenarlı da ben yazmışım sorunun başında. Yani 40 ise burası da nedir? 40. E hocam alfa isteniyor. 2 iç açı görünce dayanamam. Nedir? Tabii ki 40 artı 40'dan 2 iç açın toplam bir dış açı. Cevabımız da 80 yapar. 33. soru böylelikle Denizli çıktı gençler. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde AB kenarı pozitif x ekseni üzerinde olan. Hemen bir analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Çünkü arkadaşlar hep söylüyoruz. ÖSYM tamam analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor. Bu ayrı bir konu ama her zaman da analitik düzlem çizmek zorunda değiliz. Ama özel durumlarla karşılaştığımız zaman tabii ki analitik düzlemi çizeceğiz. Adam bize diyor, "Kardeşim sen burada analitik düzlem çizmelisin." Niye? Çünkü adam demiş ki AB kenarı pozitif x ekseni üzerinde olan bir ABCD nesinden bahsediyor şöyle. Dikdörtgeninden bahsediyor değil mi? Dikdörtgenin orijine en uzak noktası. Evet. Arkadaşlar şurası A, burası B olsun. AB kenarı pozitif tarafta ve x ekseni üzerinde. ABCD dikdörtgeni o zaman ne olacak? Ya aşağı doğru olacak ya da yukarı doğru olacak. Ama C noktasının 15 16 verdiği için Bizim bu dikdörtgenimiz yukarı doğru olmak zorunda arkadaşlar. O zaman C noktası hatta ne demiş? Orijine en uzak köşesi C noktasıymış. O zaman bizim C noktası burası değil midir? Dikdörtgenin en uzak köşesi, orijine en uzak köşesi burasıdır. O zaman bizim D noktası da aha da burasıdır. Yazdık bunları. C noktasında 15'e 16 diye pardon 15'e 6 diye yazalım arkadaşlar. E arkadaşlar bu 15'e 6'yı da kullanalım. Şurası zaten 90 derece olduğundan dolayı. Hatta bunun devamı da şuraya 15, e 6 hop devamda dik olacağından dolayı Hocam şurası ne çıktı? Apsimiz ne çıktı? 15. Ordinatımız ne çıktı? 6. Verilen her bir bilgiyi kullan kardeşim. Bunu unutma. Aa dikdörtgenin bir kenarını ne bulduk? 6 birim bulduk. Devam edelim ne diyor? Düzlemde eğimi eksi 1 bölü 2 olan Yani eğim eksi 1 bölü 2 ise Eğim negatifse daha doğrusu Eğim ne tıldır arkadaşlar? Sola yatıktır. Bunu hemen biliyoruz. Eğim eksi 1 bölü 2 olan doğrulardan biri Dikdörtgenin köşegeni üzerinden geçerek Oo, dikdörtgenin köşegeni üzerinden geçen doğru. İşte şu doğru değil midir gençler? Aynen öyle. Ve bunun da eğimi neymiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2'ymiş. Bak diğerini çizmedim bile. Çünkü diğeri sağa yatık eğimi pozitiftir. Bu eksi 1 bölü ymiş bunun da eğimi. Arkadaşlar bunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olması tanjant alfasının ne olması demektir arkadaşlar? 1 bölü 2 olması demek. Yani x eksenine yaptığı dar açının tanjantı 1 bölü 2. Aslında burada kaçın tanjantı eksi 1 bölü 2 demem lazım ama bunları zaten size anlatmıştık. Bunun eğimi de bir, eksi 1 bölü 2 ise hocam burası 6 olduğundan dolayı tanjant alfada 1 bölü 2 olduğundan dolayı 6 ise burası da kaç oldu? 12 oldu. Bizden ne isteniyor? Ee, y eksenini nerede kesiyormuş bu arada? Dikdörtgenin köşegeni üzerinden geçerek y ekseni e noktasında kesiyormuş. EDC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Haydi bakalım EDC üçgeni. Arkadaşlar işte EDC üçgenimiz burası. Bir üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Bir üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Hocam taban belli mi burada? Belli. Bak tanjant alfadan dolayı eksi 1 bölü 2 de 1 bölü 2'den dolayı 6 ise 12 bulduk burayı. Hocam burası. Hocam yüksekliği bulacağız. Yüksekliği bulmamız için şurayı bulalım. Tanjant alfa 1 bölü 2 idi. E şurası kaç? Şuraya bakın arkadaşlar. Burası 15'ti. E burası 15 ise 1 bölü 2 olduğundan burası da 15 bölü 2'dir. 15 bölü 2'den 6'yı çıkartırsak 3 bölü 2 mi kalır arkadaşlar? Evet 3 bölü 2 kaldı. Şimdi şu üçgenin alanı taban 12. Tabana ait yükseklik 3 bölü 2. O zaman yazalım. 12 çarpı 3 bölü 2 bölü 2. Bölü 2 bölü 2 bölü 4 yaptı. 3 yaptı. 3 kere 3 de kaç yaptı arkadaşlar? 9 yaptı. Yani 34. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 35. soruya. Düzlemde çevresi 12 kök 3 birim olan bir eşkenar üçgenin. Hemen düzlemde bir eşkenar üçgeni çiziyoruz ve bir kenarı kaç oluyor o zaman? Çevresi 12 kök ise 3'e böldüğümüz zaman 4 kök 3 mü oluyor gençler? Evet. Bir kenarı 4 kök 3 oldu. Şimdi diyor ki olan bileşkenler üçgenin köşe noktalarını merkez kabul eden 2 birim yarı çatlı 3 çember oluşturuluyor. Evet bu köşe noktalarını merkez kabul eden ve yarı 2 olan. Hocam burası 4 kök 3 ya. Şimdi sen bir çember çizdiğinde hop bir böyle olacak arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Bir böyle olacak. Bir de böyle olacak. Bu çemberler birbirini kesemez. Çünkü yarıçap 2, yarıçap 2, 2, 2 daha 4 yapar. 4 uzunluğu 4 köküçten daha küçük. O yüzden kesemez arkadaşlar. O yüzden burada da bir çember çizdiğimizde böyle oldu. Şimdi ne diyor sonrasında? Çemberlerin üçgen içinde kalan yayların orta noktaları belirlenip arkadaşlar çemberlerin orta noktaları. Bak şu içinde kalan orta noktası tam burası arkadaşlar. İçinde kalan orta noktası tam burası, içinde kalan orta noktası tam burası. KLM diye belirlenmiş KLM. İşte bizden bu KLM üçgeninin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar. E hocam ne yapacağız burada? Bak şimdi verilen bilgiyi bizi daha tam olarak kullanmadık. Hocam orta noktası dedik ama orta noktası olduğunu göstermedik. Orta noktası olduğunu göstermezsek kullanamayız arkadaşlar burayı. E burada arkadaşlar şöyle bir şey düşünecek olursak hop bu yaylar birbirine eşitse bu açımızda kaç derece arkadaşlar? 60 derece değil miydi buradaki açı? Hocam 60 derece ise bunlar 30 30 yapar. Yani buraları 30 30 oldu. Aynı şekilde sen şunu da çizecek olursan hocam bu da aynı şekilde bu yaylar da birbirine eşitse e hocam burası 60 derece olduğundan 60 derece 30 30 yani bunlar da 30 30 oldu. E aynısından dolayı şurası da 30 30 oldu arkadaşlar. Şimdi gençler şu 30'ları yerleştirdik. İşte bizden şuradaki üçgen isteniyor. Eşkenar üçgen olduğu belli de neyse şey yapalım arkadaşlar bulalım. Şimdi burada ne yapabiliriz gençler? Şu yarı uzunluğu 2 birimdi. O zaman burası da 2 birim. Burası da 2 birim. Aa hocam şurada 30 derece var. Şu bir yamuk oldu gençler. Niye yamuk oldu? Şuradan bir dik çizsen. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1 mi? Evet. Şuradan da bir dik çizsen. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1 mi? Evet. Hocam şu yükseklikle bu yükseklik aynı olduğu için şununla şu birbirine paralel oldu. Yani burası bir yamuk oldu. Neyse burası köküç birim mi? Evet. Burası da köküç birim mi? Evet. Toplamda 4 köküçtü. 4 köküçse e, 4 köküçten 2 köküç çıkartınca buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2 köküç kaldı. E burası 2 köküç oldu. E aynı hamleleri şurada ve şurada da yapınca yine aynı şeyler çıkıyor mu? Çıkıyor. Burası da 2 köküç. Aynı hamleleri burada da yapınca arkadaşlar burası da 2 köküç oldu. 2, 4, 6 köküç diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Güzel bir soru, hoş bir soru. 35. soru böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 36'ya. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu. Tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikizgen üçgenin ağırlık merkezinden geçmekteymiş. He. Şu doğru tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezinden geçmektedir. Arkadaşlar ne yapalım? Normal klasik bir yolla bir şey çizerek e, sonuca ulaşamayabiliriz. Sonuçta şuraya baktığımız zaman özel durumlar var. Orijinden geçen bir doğru bak burada da orijinden geçen bir doğru. Özel durumdur bu. Bu özel durumda karşılaştığım için analitik düzlemi çizmek zorundayız. Ve ÖSYM zaten analitik düzlemi çizmemizi de genelde istiyor. Arkadaşlar orijinden geçen bir doğru. Ne doğrusu bu? Y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu arkadaşlar. Hemen şunu yazdık. Eyvallah devam edelim. Bakın bu doğrusu tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikizkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçiyormuş. Evet tabanı burada olan bir ikizkenar üçgenin hemen çizdim şunu arkadaşlar. Tabanı x ekseni üzerinde olan bir ikiz kenar üçgenin neresinden geçmekteymiş? Ağırlık merkezinden geçmekteymiş. İşte burası neymiş arkadaşlar? G'ymiş. Hmm. Bu G'yi kullanmalıyım. Tabi bu nasıl bir üçgen? İkiz kenar üçgen arkadaşlar. Devam edelim. Y eşittir AX doğrusu bu üçgenin tepe noktasından geçmektedir. Tepe noktası burası. Y eşittir AX doğrusu da arkadaşlar hop şu şekilde değil midir? Aynen öyle. Y eşittir AX doğrusu da tam tepe noktasından geçiyor. Buna göre A kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler ikiz kenar üçgen var. Ağırlık merkezi de var. İnsan olan ne yapar Allah aşkına? Haydi gençler insanlık yapalım. Hop ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay oldu. Ve aynı zamanda ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Evet. E burası yükseklik oldu. Çok güzel. Şimdi benim bu doğruyu kullanmam lazım. A bu doğru üzerinde özel bir nokta var arkadaşlar. Bakın şu nokta. Özel bir nokta. Buranın apsisi nedir? Buranın apsisi burasıdır. Ordinatı nedir? Hop şuradaki değer yani şurasıdır. E ben burada o zaman x yerine şey yazayım. Böyle 3 var ya 3k'lı bir şey yazayım. O zaman 3k yazarsam apsisine 3k yazdığımda şuranın apsisine g noktasının apsisi 3k ise 3'ler sadeleşti. Işte y eşittir 2k mı oldu? Y eşittir 2k oldu. Burası da 2k yaptı. Aa hocam ordinatı 2k iken ve burası 2k olarak bulduk ya. Bu ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi neydi? 1'e 2 oran olmuyor muydu? Aynen öyle. Burası 2K iken burası da ne olacak? 4K olacak. Ve ne çıktı gençler? İşte olay bitti. Şimdi bu doğrunun nesi isteniyor? A'sı isteniyor. Bu doğru Y'iştir. MX şeklinde bir doğru ya. MX dediğimizde bu açının tanjant değil midir? Bu açının tanjantı da şuradaki dik üçgene baktığımızda 6 bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. M dediğimiz A'ya eşittir. Şuradaki A. O da neye eşittir? Tanjant alfa eşittir. O da 6K bölü 3K'ya eşittir. 6K bölü 3K'dan neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Yani 36. sorunun cevabı böylelikle balık kesir çıktı. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz ÖSYM, AYT'de üçgenlerden çok az soru soruyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında üçgenlerden de soru soruyor. Nerede soruyor bunu? Analitik içinde soruyor. Bak ikiz kenar üçgeni kullandırdı bize. Bak neyi kullandırdı? Ağırlık merkezini kullandırdı. Analitiğin içinde üçgen bilgisini kullandırıcı sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. O yüzden üçgen, üçgen, üçgen. Çok önemli. Evet. 36. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik 37. soruya. 6 özdeş yamuk birer kenarı yanındakiyle ortak olacak biçimde birleştirildiğinde düzgün altıgen biçimini almış. Evet bakın görüyorsunuz düzgün altıgen biçimini almış. Düzgün altıgen yamuklardan üçü yan yana düz bir zemin üzerine gelecek biçimde açıldığında şeklin köşesinin B noktasındaki zemine dik doğruyu dik doğruya uzaklığı 11'im oluyor. Hmm. şurası açıldığında burası 11 mi oluyormuş? Sonra ne diyor? Özdeş yamukların tamamı yan yana gelecek biçimde açıldığında son yamuğun B köşesi buraya geliyormuş arkadaşlar. Eyvallah. Buna göre başlangıçtaki şeklin köşesinin B noktasındaki zemini dik olan uzaklığı nedir? Sol işareti nedir? diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burada sayı değeri var arkadaşlar. Bunu kullanmam lazım. Düzgün altıgen oluşmuş yani burada. Şuradaki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. Aha da burası kaç derece yapar? 60 derece yapar. Hocam bu 60'ı gören insan hop şöyle bir 90 çizer. 30 60 90 çıktı mı çıktı? Hocam 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A yapar. Yani ben bir kenara 2A dedim gençler. E hocam şurası da 11'im süper. Dikkat ederseniz 3 tanesi buraya kadar açılmış. Geriye kalan 3 tanesi açıldığı zaman da 2 4 6 bak 3 tanesi buraya kadar açıldı. Yani burası 2 2A 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 Sonra geriye kalan 3 tanesi bak buraya kadar açtık ya 2 4 6 geri kalan da 2 A 2 A 2 A değil midir arkadaşlar yani bu kısmın ne yapması lazım aynı zamanda 6 A'ya eşit olması lazım 6 A yani 6 A eşittir A artı 10'dan hocam 5 A eşittir 10 olur 5 A eşittir 10 olduğundan dolayı A'yı da buradan kaç bulduk 2 bulduk süper A'yı 2 bulduysak bir kenar kaç çıktı 4 çıktı arkadaşlar. E hocam burası 4. E burası 120 derece. Burası da 60 derece olduğundan çekeriz. Bir 90 derece 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 çıkar. Tamam benden şuradaki uzunluk isteniyor. Yani şuradaki uzunluk isteniyor. Gençler A noktası şöyle açıldığında A'dan buraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 A değil miydi? Evet. Şuradan şuraya 12 A'ydı. Yani buradan buraya kaç A? 12 A'ydı arkadaşlar. A'yı da biz kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Yani 24. Hocam zaten bak burası 24 tamamı 24. Benden burası isteniyor. E şuraya kadar olan kısımda 6. O zaman burası da 24 eksi 6 değil midir? Yani kaç yapar arkadaşlar? Burası 18 yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 37. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Verilen bilgileri kullandık. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde BC çaplı çemberi A ve B noktalarında kesen doğrunun denklemi bu. Ne yapalım? Basit bir şekilde şekli çizelim. Arkadaşlar şu gıcık bir şey olmasaydı bak burada eksenleri kestiği yerlerden falan filan bahsediyor. Normalde analitik düzlemi çizmemiz gerekirmiş gibi duruyor ama burada şu doğru gıcık olduğu için hani x eksenini kestiği yeri bulmak sıkıntı, y eksenini kestiği yeri bulmak sıkıntı. O yüzden analitik düzlem çizmektense soruyu basit bir şekilde anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Bir çember varmış elimizde. Hop çemberi çizdim. Ne güzel çizdim değil mi? Evet neymiş? BC çaplı çember. BC çaplı çemberi çizdim. Burası çap. Yani merkezimiz burada arkadaşlar. BC çaplı çemberi. A ve B noktalarında kesen. Arkadaşlar B'de kesen ve A'da kesen. Mesela rastgele bir doğru. Şöyle bir doğru. Bu doğrunun adı ne arkadaşlar? Bu doğrunun adı 3x eksi 6y artı 7 eşit 0 doğrusuymuş. Aynı çemberi A ve C noktalarında. Şurası A noktasıydı değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü B ve A noktalarında kesen çemberden bahsetmişti. Doğrudan bahsetmişti. Devam edelim. Aynı çemberi A ve C noktalarında kesen. Hocam A ve C noktalarında kesen doğru da bu. X ekseninde A'ya 0 ve 0'a 4 noktalarında kestiğine göre. X eksenini burada ve Y eksenini burada kestiğine göre. A kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. ne yapacağız gençler burada? Hoppala cukbala. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bu bizim çapımız mı çapımız? Aa çapı gören çevre açı nedir? 90 derece. Gençler bu doğrunun denklemini yazayım ki ben x eksenini kestiği yeri bulayım. Arkadaşlar bu doğru da bize bu noktadan ve bu noktadan geçiyor diyor. Yani rastgele bir nokta. Arkadaşlar rastgele bir nokta a'ya sıfırdan geçiyor. Ve rastgele bir nokta nereden geçiyor? Sıfıra dörtten geçiyor. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizdik. Arkadaşlar ben bu doğrunun denklemini yazarsam a'yı bulurum. Denklemi yazmam için kendime iki soru soruyorum. Birincisi eğim, ikincisi nokta. A doğrular dik kesişmiş. O zaman eğimler çarpımı eksi bir. Hocam bunun eğimi eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı bir bölü iki ise bunun eğimi ne olacak? M2 diyelim eksi 2 bölü 1 olacak. Yani eksi 2 olacak. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabilir miyiz? Evet. Eksi 2 çarpı x eksi noktadaki x 0 eşittir y eksi noktadaki y yani 4. Yani eksi 2x eşittir y eksi 4 mu oldu arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor? A'ya 0. Yani x eksenini kestiği nokta isteniyor. A'yı bulmak için ne yapmamız lazım? Y ye yerine 0 yazmamız lazım. Y ye yerine 0 yazdığımızda eksi 2x eşittir eksi 4 olduğundan x de buradan kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. 38. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu gençler. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Analitik düzlem. Evet çember analitikinde de ÖSYM analitik düzlem çizittiriyor ama Mesela burada analitik düzlem çizseniz biraz zorlanırdınız. Ha belki çıkar ama yani işlem kalabalığınız fazla olurdu gibi geliyor bana. Ben sırf şundan dolayı soruyu anlayabilmek için sırf basit bir şekilde şekli çizdim arkadaşlar. 38. soru. Akçay oldu geldik 39'a. Merkezi x ekseninin üzerinde x ekseni üzerinde olan bir çember için 1, 2 ve 3 verilmiş bilgilerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Bir bilinirse 2 ve 3 bulunabilir demiş. Bakalım 39. soru. Şimdi merkezi x80 üzerinde olan bir çemberden bahsediyor arkadaşlar. Merkezi x80 üzerinde olan bir çember için x eksenini kestiği birincisi <laughs> bir do bir bilinirse diyor. Yani x eksenini kestiği noktaları bilirsem ben diyor atıyorum burası ek burası 2 burası da 6 olsun. O zaman arkadaşlar 2'yi bulurum. Yarı uzunluğunu bulurum. Evet bulurum. Sonuçta 2 ile 6 arası kaç birim arkadaşlar? 4 birim. Hocam burası da 2 burası da 2. Yarı çapı bulurumdu. Doğru mu? Doğru. 3 de merkez koordinatı. Evet. Ekseni kestiğini bulduysam. Yarı çapı buldum ya. 2'den 2 iki birim ötede merkezi de bulurum. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Birincisi kesinlikle doğru oldu. Geldik ikincisine. 2 i̇ki ve 3 bilinirse. Hemen 2 ve 3 merkezi neredeydi arkadaşlar? X ekseni üzerindeydi. Ama e, merkezini bilmiyoruz şu anda. 2 ve 3 bilinirse. Yarı uzunluğunu bildiğimde mesela yarı uzunluğu kaç birim olsun? 2 birim olsun. Ya da 3 birim fark etmez. 2 birim olsun. 2 ve 3 bilinirse merkez koordinatı da bilinirse arkadaşlar burası da mesela 5'e 0 olsun. O zaman ben 2 ve 3'ü bilirsem 1'i bilir miyim? Yani x eksenini kestiği noktanın koordinatlarını bilirim tabii ki. 5'in 2 birim sağında 7 vardır. 5'in 2 birim solunda 3 e, vardır arkadaşlar. O zaman ben x eksenini kestiği noktanın koordinatlarını bulur muyum? Bulurum. 3'e 0 ve 7'ye 0 diye bulurum. Yani ikincisine doğru Şimdi 3. sene bakalım. 2'nin bulunabilmesi için Şimdi elimizde ne vardı arkadaşlar? Şöyle bir şey vardı. X80 üzerinde bir şey vardı. 2'nin bulunabilmesi için 2 ne? Yarı çap uzunluğunun bulunabilmesi için 3'ün bilinmesi yeterlidir. Merkez koordinatı. Atıyorum 5'e 0 desem burayı. Hocam 5'e 0'ı bilsem Bir çember çizsem Bunun yarı çapını bulabiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla 3 yeterli olmadı. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu arkadaşlar. 39. sorunun cevabı böyle Ceyhan çıktı. Ve geldik 40. soruya. Bir birim küre. Bak dikkat edin. Burada arkadaşlar birim karelerde ve birim kürelerde dikkat etmiyoruz. Bu birim küre dediğin deyince ne oluyor? Yarı çapı bir birim olan küre oluyor arkadaşlar. Hatta küreyi tam net bir şekilde göstereyim ben size şöyle. Yarı çapı bir birim olan bir küreden bahsediyoruz arkadaşlar. Burada 8 özdeş parçaya ayrılarak her parça yanındakiyle birer yarı çapı doğrusal olacak şekilde e, biçimde şekillik gibi birleştirilmiş. Buna göre şeklin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben bunu 8 parçaya ayırmak istiyorsam. Kürenin yarısını alsam 1 bölü 2'sini neyle çarpmam lazım? 1 bölü ile yani 4'te 1'i. Yarısının 4'te 1'ini alırsam 8'de 1'lik parçayı elde ederim değil mi? E, küre bu bak Üst kısmını aldım. Ben size göstereyim olayı şimdi. Yarısının bak 1 bölü 4'ü. Yarısını göstereyim ben şimdi kürenin. Daha iyi anlayın diye o şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Kürenin yarısı şu değil mi gençler? Hop şu. Yarısının dörtte birini alacağım. Yarısının yarısını alsam. Hocam yarısı şurası yapar değil mi? Sağlı sollu yapar. Hatta şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle yarısı yapar. E, yarısının bir daha yarısını alınca arkadaşlar. Dörtte birini alınca. Hop şurası. Yani şöyle gösterecek olursak bakın arkadaşlar tam olarak şurası yaptı gördünüz mü? Hatta şurada da bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle 1 2 3'lü olacak. Yani yarısının kaçta kaçlık kısmını alıyorum arkadaşlar? 4'te 1'lik kısmını alıyorum. Hatta burada da bir üçgen oluşacak şöyle de. Ee, bir çeyrek daire oluşacak. Bak şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 tane çeyrek daire bir kısım oluştu. Şurada işte şu oluşan kısım 1 2 3. Nereden geldi? Yarısının 4'te 1'inden geldi arkadaşlar. Bak tekrarlıyorum yarısının dörtte birinden. Bak önce yarısını aldım sonra yarısının yarısını aldım. Bir daha yarısını alacağım. Bir daha yarısını alınca işte şu kısım yapıyor arkadaşlar. Şurası sonra şurası şurası sonra şurası yapıyor. 3 tane çeyrek dahil oldu. İşte şurada gördüğünüz üzere. İşte bunun nesi isteniyor arkadaşlar? Yüzey alanı. Arkadaşlar bir kürenin yüzey alanı neydi? 4 tane pi r kareydi. Hocam ben bunu böyle kestiğim zaman Buradaki yüzey alanı kayboluyor mu? Hayır. Bak mavi alanlara bak burada arkada kaldı değil mi? Bu mavi alanlarda herhangi bir şekilde kaybolma, maybolma yok. E 4 pi re kareye ben bir şeyler ekleyeceğim. 4 pi re kareye ne ekleyeceğim arkadaşlar? İşte bunları ekleyeceğim. 1, 2, 3. Her birinde 3 tane çeyrek daire mi var arkadaşlar? Evet ve bunların da yarı çapı bir birim değil mi? Aynen öyle. E 3 tane burada, 3 tane burada. Bunlardan da 8 tane var. 8 tane 3, 24 tane çeyrek daire var. Yani pi r kare bölü 4. Tekrarlıyorum. Her bir böyle 8'de birlik parçada 1, 2, 3 tane bir çeyrek daire var mı? Var. Bu parçalardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var mı? Var. Yani 8 çarpı 3, 24 tane çeyrek daire. 24 tane pi r kare bölü 4 yaptı arkadaşlar. O zaman 4 pi r kare, R de zaten 1'di arkadaşlar. 4 tane 4 pi birim karesine yani 4 pi'ye kaç ekleyeceğim? 24 bölü 4'ten burası 6 yaptı. 6 pi'ye ekleyince cevabımız da 10 pi çıktı arkadaşlar. Şeklin yüzey alanı kaç pi birim karedir diye soruluyordu arkadaşlar bize. Çok da güzel bir soru. Tekrar söylüyorum. Buradaki yüzey alanlarını mavi yüzey alanlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Bak içeride gözüküyor her biri. Kaybolan yüzey olmadı. Eklenen yüzeyler oldu. Şunları ekledik arkadaşlar. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. 40. sorunun cevabı böylelikle balık kesir çıktı. Ve deneme 1'in çözümlerini bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. O zannediyoruz. Bir sonraki denemede deneme 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.